Keser. Senden kameraman. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evimize, bahçemize hoş geldiniz. Biz bugün bahçemizi gübreliyoruz arkadaşlar. Mantar toplamaya diye gittik. Mantarı da çok fazla bulamadık. Bulduk gene bir pişirim de. Orada da böyle yanlış gübre denk geldi. Vallahi kürek yok, hiçbir şey yok. Arabada Allah'tan iki tane çuval varmış. Terliğimle doldurdum arkadaşlar. Dedim bu yeşillikler gübresiz olmaz. Pırasalar büyümüyor. Mecbur bunları gübrelemek lazım arkadaşlar. Yoksa bu pırasalar kış geldi. Ne zaman yiyeceğiz biz bunları? Yazın mı yiyeceğiz? Diplerde de şey saçmıştım. Bakın arkadaşlar, bütün tohumlardan karıştırıp şura ekili, ıspanak ekili şurada. Turp, roka, marul, tere. Hepsinden saçıverdim diplerine. Bakın nasıl çıkmış. Çok güzel çıkmış hepsi de. Burada da çok güzel. Böyle çuval, iki çuval getirdik. İki çuval yeter. Şöyle diplerine. Azar 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 azar. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Kazdığımız yerleri de geri çiğniyoruz ama. Bakın arkadaşlar, sanki hazır alma gübre gibi olmuş. Tepelere götürüp götürüp döküyor hayvan olanlar. Ahırların diplerini temizlemek için. Bu da tesadüf, mantarı toplarken denk geldi işte. Sesim duyuluyor mu acaba? Vallahi şuradan dedim. İki çuval olsun götür diye. Benim koca bu konularda biraz tembel de. Zorlay zorlay. Değil mi? He. Benim zorumla hani hep arkadaşlar. İte kaka, ite kaka çalıştırıyorum işte. Niye sen benimle uğraşıyorsun? Şaka şaka hayat müşterek. Bir de çalışıyor, ben de çalışıyorum. Ben uğraşıyorum böyle bahçe işine uğraşma, şey yapmayı da uğraşmaya ama ektiğim zaman böyle güzel olması lazım. Ektiğime değmesi lazım. Böyle cılız cılız değil. Kocaman kocaman olması lazım ki iştahlanma. O da neyle oluyor? Toprağı iyi işlemekle, gübreyi bol bol vermekle oluyor. Öyle kendi kendine olmuyor. Ve şimdi bunu ben çapalarım. Diplerine gübreyi karıştırırım. Bir de yağmur yağar. Yağmur yalan yağmazsa bir sularım ben onu. Burası nasıl çapalayacaksın? Nereyi? Ektin dibini. Orayı çapalamayacağım. Orayı yumuşak. Burayı çapalamadım. Orayı iki kere. Zaten orası senin bahçenin en bozuk yeri. Ya bahçeyi biz bu sene bilinçsiz ektik. İlk sene karışık marışık ektik. Bu sene bu tarafa şuraya şey ekeceğim şimdi. Bakla ekeceğim şöyle. Ya da şu ayak uca bakla ekeceğim. Yazlık bir tarafını, kışlık bir tarafını ayıracağım bahçenin. Az ekeceğim, iyi bakacağım bu sefer. Çok ektik, çok verim alamadık. Çok ekince çok olmuyor yani. Buraya bir kürek daha döküm, şunlara bak. Çok yaman da iyi gelmez. Bunun diplerini de kokuyor. Kesem ya, çünkü öbürleri küçük ya. Öbürleri küçük olduğu için kokuyor üstünü. Çıkmaz altından. Tut bakalım şu çuvalı bir. Evet. Şu şey, ıspanakların dibine. Durduruver bu videoyu da. Ispanak bunlar da arkadaşlar, bakın. Gübre olmanca olmuyor, olmuyor. Ne yaparsan yap. Gübre şart arkadaşlar. Gübresiz toprak yaman. Zaten burayı yıllardır ekilmiş. Kaynanam ekmiş rahmetli hep. Ben bu sene ilk defa ektim. İki senedir boşmuş da. Yine de toprağın vitamini bitmiş yani. Gübre atılmayınca
olmuyor. Hele de yeşillik gübresi hiç olmaz arkadaşlar. Yeşilliğe gübreyi ne kadar verirseniz o kadar güzel olur. Yeşillik suyu da sever. Ispanaktan çok ısırgan çıktı burada. Ben de tekrar şuraya da ektim ıspanak. Şu kazılan yere. Burada ısırgan ne çıktı bu kadar ya? Bilmiyorum ki. Pek ısırgan çıktı. Ben de yormadım ya, bu ıspanağı bastırır bu ısırganları. Yorsan mı, yenir mi? Arasında. Isırgan yenir mi la? Yenir mi? Ben hiç yemedim. Çorbasını yapıyorlar, kavurmasını yapıyorum, böreğini yapıyorum. Isırganın her şeyi. Isırganın her şeyi olur. Yap. Isırgan ne yapıyorsan ısırgandan da aynısı olur. Yeneriz. Tabii tadı ıspanak kadar şey olmuyor da şifa niyetine yiyeceksin yani. Bizim minnaklığa başladı yine. Soğanlar kapatmış. Soğanlar iyi büyüdü de. Sana da verdim gübre. Tavuklar kediler koşturuyor. He? Tavuklar kediler koşturuyor. Bizim biciler ne yaptı bugün? Çıkart da salsana onları 2 dakika. Çek videoya da arkadaşlar merak ediyordur. Görsünler. Çek civcivlere bak, nasıl büyüdüler arkadaşlar, bakın. Bu... Kanatları çıktı iyice. Açayım mı burasını? Haydi. Hadi biciciklerim. Hadi biciciklerim. Çektim. Arkadaşlar buraya da çileklerimi fideledim. 10-15 kök çilek kaldı. Tavuklar yedi. Tutmuş ama onlar. Onlar da tuttu. Şunlar da kalkımdan çilek alırken oradan istediğim 3 kök kalkım çileği bunlar. Bakalım oradaki çileklerden aynı olacak mı? Yoksa oranın toprağından mı öyle güzel oluyor bilmiyorum. Şu kenarlara da şöyle hep marul fideledim. Boş durmasın diye. Şöyle. Burada da ince soğanlarla marullar var. Bakın şunlar da nasıl yok çıktı. Tohum soğanı. Dur bakalım bu gübreden sonra nasıl olacak? Bunlar eteli bayağı oldu. Bu şeyin adı neydi? Kasır patı. Arkadaşlar bakın orada bir kök. Daha baharda diktiydim. Gerçekten de yani Kasım ayı gelmeden açmıyor. Eylül'de açtı. Açtı da yani Kasım gelene kadar duruyor demek ki. Bayağı oldu açalı, hala duruyor yani. Çiçeği hemen solmuyor. Onun her renginden ekmek lazım aslında. Güzel bir çiçekmiş yani.
Yine geçmişler karşıya. Kime iniyorlar babası? Ah. Tabii. Bayağı. Bilmiyorum benim kızlarımı. Büyümüş onlar biraz baksana. Kanatlar çıkmaya başlamış. Nasıl geziyorlar? Bir bak. Uçuş uçuşlar. Ama bebek gibi bakıyorum ben onlara. Akşam olduğumu gün önlerine battaniye geliyor. Soğuk girmesin diye. Gündüz soğuk olduğunu hiç çıkartmıyorum. Böyle 5 dakika çıkarıyorum arkadaşlar. Hemen havalandırıyorum, sokuyorum. Anne hep gezdirmek istiyor da. Ama onlar üşüdüğü zaman ölürler. Geçen gün bir tanesi şurada şeye girmiş. Su kovasına. Hmm. Boynumda ısıttım 2 saat. Cicik cicik. Yoksa onu öylece bıraksan işte bakmasan o ölür yani. Yaşamaz, hayatta yaşamaz. Kuruttum. Ondan sonra da annesini yere şeyine koydum. Küçük bir yerleri bölmeleri var işte. Demin çekti ya şimdi. Oraya koydum. Annesi de oraya koyunca çok gezdirme şansı olmadığı için hemen altına topluyor. Öyle ısınıyorlar. Yoksa yaşamaz onlar. Kış civcivi. Çıkmayacak diye korktum. Allah'a şükür hepsi de ya 8 tane çıktı 13 yumurtadan. Büyümeyecekler diye korktum. Allah'a şükür büyüyorlar da demek ki. Oluyormuş yani kışında civciv. Bakın arkadaşlar. Bunlar roka bak. Yemelik oldular neredeyse. Bayağı bir büyüdüler. Roka bunlar. Şunlar da kaşık marul. Hani oluyor ya böyle dürülü dürülü. Ondan. Şunlar da tere. Tereler de bayağı bir büyüdü. Bunlar da dereotu arkadaşlar. Şura. Şuraya da maydanoz ektim. Çıkmadı. Çıkar mı daha bilmem. Maydanoz. Seneye çıkar. Yeşilliklerin içinde en geç çıkan. Doğal inek gübresi veriyor. Yanmış gübre olacak tabi. Geç gübre olduğu zaman hem pis pis kokar hem de bulaşır. Bulaşır, yenmez. İnsanın içi almaz. İyi ki de getirmişim ya. Bundan yaprakları ne olmuş be? Bilmiyorum ki orada niye öyle oldu? Delik delik oldu kutların yaprakları. Böcek mi yiyor anlamadım ben. Onlar da turp arkadaşlar. Kış sebzelerini mesela ektik sadece. Havuç yok. Havuç da baharda ekiliyormuş. Şimdi ekilmiyormuş. Bir dahaki seneye nasip kısmet olursa şöyle hemen az bir yere havuç dekeceğim. Lahana karnabahar ekledim. Tavuklar büyütmedi. Yediler hepsini. Seneye gene ondan dekerim. İşte yaz sebzesini, kış sebzesini ayırdığın zaman, yeri belli olduğu zaman pideler satılıyor ya arkadaşlar. Yazın ortasında. Ben bilmiyordum yazın ortasında ekildiğini. Ben kışın ekiliyor zannediyordum. Meğerse ne zaman ekiliyor? Ağustos'un ortasında falan ekiliyor kış sebzeleri. Bir dahaki seneye öyle yapacağım artık. Neyse arkadaşlar, bu videomuz da böyle olsun, çok uzun olmasın. Biz de videoları çekmeye başladığımız zaman tren gibi uzatıyor, sıkıyor, sizi farkındayım. Allah'a emanet olun, hoşça kalın arkadaşlar. Bizi desteklerseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, zili açmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın.